STV ekranlarından, haberin merkezinden mutlu günler, mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. STV Ana Haber'de güne yansıyan gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Covid-19 salgını dolayısıyla şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması artık sona eriyor. 1 Haziran'dan itibaren kısıtlama tamamen kaldırılıyor. Bu durumda seyahat izin belgesi alma zorunluluğu da ortadan kalkarken, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra bilet alınabileceği de hatırlatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan bu yana seyahat kısıtlaması olan Eskişehir'de kısıtlama 1 Haziran itibariyle kaldırılıyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği şehir giriş çıkış seyahat kısıtlaması genelgesiyle 15 ildeki seyahat kısıtlamasının 1 Haziran saat 24 itibariyle sonlandırılacağını duyurdu. Genelgede yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 ille Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, bu kısıtlamanın da süresinin aralarında Eskişehir'inde bulunduğu 15 ilde 3 Haziran'a kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde büyükşehir statüsündeki 15 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasının bilim kurulunun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs'tan itibaren sonlandırılması kararı alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun yürürlükten kaldırıldığı, şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılacağı bildirildi. Öte yandan olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı iller için kısıtlamanın yeniden getirilebileceği vurgulandı. Efendim, gelişmeler sevindirici bir şekilde devam ederken Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şehrimizdeki tematik parkların açılacağı duyuruldu. Salgın boyunca aldığı önlemlerle virüsün Eskişehir'de yayılmasının önüne geçmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeni kararları duyurmaya başladı. Bu kapsamda 27 Mart tarihinde yaptığı duyuruyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kent Park, Ulu Önder Parkı ve Büyük Park gibi tematik parkları ziyarete kapatan Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle parkların ziyarete yeniden açılacağını duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla parklara kesinlikle maskesiz ziyaretçi alınmayacağını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi, parklar içerisinde de vatandaşların sosyal mesafe kuralına mutlaka uymaları gerektiğini hatırlattı. Salgın en çok onları vurdu değerli izleyenler. Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar 6 saatliğine sokaklardaydı. Vatandaşlar Kanlıkavak Parkı'nda yürüyüş ve spor yaptı, eğlendi, lakin biraz da sitemkardı. 65 yaş üstü vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü saat 14 ila 20 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Park alanlarına akın eden vatandaşlar bol bol yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 14 ile akşam 20 arası sokağa çıktılar. Vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken bir kısmı da spor aletlerinde spor yaptı. Haftanın belli günlerinde sokağa çıkan vatandaşlar tedbirlerini almayı da ihmal etmedi. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu. Evde çok sıkıldıklarını anlatan vatandaşlar artık evin içerisinde de yürümekte zorlandıklarını ifade etti. İşte bir hava alalım dedik. Yani 3 aydan beri biz dışarıya falan çıkamıyoruz. Tıraş olamıyoruz. Baksana sağıma soluma. Hastaneler boşalttılar, bizi içeri tıktılar. Neler yapacaksınız bugün dışarıda? İşte gezeceğiz yengeyle. Gel, ya buraya gel. Yengeyle gezeceğiz yavrum, şöyle işte hava alacağız. Kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor ama sizin 65 yaş üstü devam edecek, neler söylersiniz buna? Devam edecek herhalde, bizimki de bir hafta 10 güne kadar, 15 güne kadar, aynı 15 güne kadar kalkar tahmini ediyoruz. Ama belki bizimki kısıtlı olabilir ama gene de çıkalım biz, yeter bize, başka bir şey istemiyoruz. Alışverişleri belki yasak edebilirler de alışveriş etmeyelim, çıkalım rahat dolaşalım yani. Hafta içi bugün de mi çıkmak istiyorsunuz? Hafta içi, evet, hafta içi çıkmak istiyoruz ki doktor işlerimizi göremiyoruz. İlacımızı yazdıramıyoruz. Efendim bir sürü, ne bileyim ben, insan
kişisel şeylerimizi göremiyoruz yavrum. Ayşe teyze, bugün dışarıya çıktın. Neler yapacaksın bugün? Dolaşıyorum kızım, evdeyiz yaşlılıktan dolayı. Çıkamıyoruz ki 3 aydan beri. Öyle bildiğin gibi. Hafta içi bir gün dışarıya çıkmak istiyor 65 yaşı. Yok kızım, mesela kendi bir alacağımı alamıyor bana. Başkasına da dediğim gibi, istediğimiz gibi olmuyor. Onun için bilmiyoruz artık ne karar olacak, nasıl olacak. Kısıtlamaların çoğu kaldırılıyor ama sizinki devam edecek. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ayarım kaldırılsa iyi olur da. Hani kendimiz için, yaşlılar için yani çok iyi olur, memnun oluruz. Arada bir hafta arası bir kere olsa bile yetecek de o da yok. 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi bir günde sokağa çıkmak istediklerini söyledi. Kısıtlamanın kendileri için de ilerleyen günlerde kaldırılmasını beklediklerini ifade etti. Evde bir odadan bir odaya. Başka bir şey. Bacaklar ikinci kata çıkmıyor yemin ediyorum. Nefes alamıyorum. Hiç olmazsa bir gelip de çamların altında bir oksijen alsak olmaz mı? Denizde geziyorlar. ATM'ler açık. Yarın her taraf eğlence yerleri, düğün salonları açık. Yani orada olmuyor da bir yemekti. Bu yaşlılar için mi oluyor bu yani? Günah ya. Birçok yaşlı hafta içi bir gün de en azından çıkmak istiyor. Siz neler söylersiniz? Valla bacı biz de istiyoruz. Hiç olmazsa her gün 2'den mesela 5'e kadar, 3'ten diye ona bir şey verseler bir insan bir gezer ya. Şurayı bir dolaşır gelir bak. Can atıyoruz yemin ediyorum. Sadece yürüyüş yapacağım. Yorulduğum yerde dinleneceğim ki biraz bacaklar yürümüyor yani. Dinleneceğim, inşallah daha rahat evime gideceğim. Birçok alanda kısıtlamalar kaldırıldı ama sizin devam edecek. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bununla ilgili evet sıkıntı var. Yani bugün sabahleyin kendi kendime de düşündüm. Yani bizim de bir kuaför ihtiyacımız var. Değil mi? Bizim de bir kendimizin almak istediği herhangi bir şey var. Yani bilhassa kendi almamız gerekenler. Yani kendi işimi az da olsa kendimin görmesini istiyorum yani. Sıkıldım, inanır mısın? 3 kere girdim çıktım, girdim çıktım. Ondan sonra döndüm baktım kapının üzerinde anahtarı unutmuşum. Yok böyle bir şey. Biraz daha evet bizi düşünüyor olabilirler ama biraz daha hani serbest olsak yani bir yerler açık olsa en azından. Mesela benim şahsi ihtiyaçlarım var bazen. Onları kimseye söyleyemiyorum. Bekliyorum. Ama her şeyi kısıtlamakla da olmuyor. Evet, onlar da sıkıldılar. Dolayısıyla haklı talepleri var efendim. Devam edelim bir sonraki haberimizde. Eskişehir Valiliği'nin talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu salgına karşı çalışmalarını sürdürüyor bu kapsamda. İlk günden 30 Mayıs tarihine kadar gelen 58.608 talebin 55.533'ü yerine getirildi. Covid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında kurulan Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyüklerimizin her zaman yanındayız şiarıyla çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu 30 Mayıs tarihine kadar gelen binlerce talebi yerine getirdi. Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Destek Gruplarına 30 Mayıs itibariyle gelen 58.608 talebin 58.533'ü karşılandı. Kızılay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan işbirliğiyle çalışmaya devam eden ve virüse karşı vatandaşların yanında olan grup içinde Kızılay'a 9.919 çağrı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne 26.495 çağrı, İl Jandarma'ya 2.103 çağrı, AFAD'a ise 20.091 çağrı geldi. Koronavirüs tedbirlerinin normalleşme sürecine girmesi sonrasında 1 Haziran'da açılacak olan restoran ve lokantalar hazırlıklarını tamamladı. İşletme sahipleri yaklaşık 2,5 ay sonra işletmelerinin açılması için saatleri saymaya başladı. Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde lokantalar ve restoranlar kapatılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 2,5 ay içerisinde bazı işletmeler paket servise hizmet verirken bir kısmı ise işletmesini tamamen kapatmıştı. Normalleşme süreci içinde lokantalar ve restoranlar 1 Haziran tarihinde yeniden açılıyor. Açılışa bir gün kala restoran ve lokantalar hazırlıklarını yeni döneme göre tamamladı. İşletme sahipleri tüm kurallara uyarak her şeye hazır durumda olduklarını kaydetti. Covid-19 virüsü bize yani insanlığın sağlıktan öte olmadığını, her şeyin sağlık olduğunu tekrardan yenilemiştir. O yüzden hijyen ve sağlık kurallarına uyarak gıda olarak da hijyenik ve sağlıklı beslenmeyi
öngörüyoruz. İnşallah herkes bundan sonra dikkat edecektir. Bu şekil Allah kısmet ederse herkes işine tekrardan başlayacak. 1,5 metre arayla masalarımızı düzenledik. Sosyal mesafe kuralları olarak zaten bakanlığın da açıkladığı gibi 1,5 metre arayla sosyal mesafe masaları ayarlanacak şekilde ayarladık. Tüm kurallara uyarak her şeye hazır durumdayız şu anda. Önce korktu, ağladı, ardından korkusunu yenerek eğlenceli anlar yaşadı. Tepe başında evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik kız polis ekiplerini görünce korkarak babasının elini tutup ağlamaya başladı. Babasının polisten korkulmaz sözüyle minik kız rahatladı. Üzerine bir de telsizle anons yaparak evde kalın mesajı verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken polis ve bekçi ekipleri de görevlerini aralıksız devam ediyor. Mahalle ve sokaklarda devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşları da uyararak evlerine gönderiyor. Son olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Esentepe mahallesindeki devriye esnasında sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu görerek yanına gitti. Sevecek geç. Bu esnada polis arabasını gören minik kız korkarak babasının yanına gitti. Bak, polislerden korkulmaz. Gel. Bak abin gitsin. Sen git. Araçtan inen ekipler sevmek için kız çocuğunu yanına çağırsa da babasının elini bırakmayan minik kız gitmemek için ağlamaya başladı. Babası polislerden korkulmaz gel dese de henüz 4 yaşındaki minik kız ikna olmadı ve uzaklaşmaya başladı. Sevecek geç. Baba korkusunu yenmek için kızının ağabeyini polisin yanına gönderdi. Ağabeyine polis şapkasını takan ekipleri gören minik kızın gözyaşları dindi, gülümseyerek ekiplerin yanlarına koştu. Hoppa. Hop. Hadi çekiyorum. Bekçi şapkası takılan küçük kızı kadın polis memuru kucağına alarak polis arabasına bindirdi. Burada polis ağabeyi ve ablası eşliğinde araç megafonuyla mahalle sakinlerine evde kalın diye seslendi. Hayır, buraya konuş. Evde kalın de. Evde. Bir daha. Bir daha. Şöyle bir kere daha. Evde kalın. Minik kız daha sonra polis ve bekçi ekibini arkalarından el sallayarak uğurladı. Vay ya. Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele eylem planı kapsamında hizmete sunduğu Alo 153 kriz masası temel ihtiyaçlar konusunda vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Haftanın 7 günü 65 yaş ve üzeri kronik hastalarla engelli vatandaşların hizmetinde olan kriz masası, sokağa çıkma yasağı olan günlerde de tüm vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi kriz masası, buyurun ben Gizem. Nasıl yardımcı olabilirim? Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen vatandaşlara kriz masası aracılığıyla sıcak yemek ve kuru erzak konusunda destek olan Büyükşehir Belediyesi, risk grubunda bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını da kriz masası ve masayla koordineli çalışan saha ekipleri aracılığıyla karşılıyor. Yarın arkadaşlarımız gün içerisinde size teslim edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde tüm vatandaşların talebini aynı gün içerisinde karşıladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sürecin başından bu yana vatandaşlarımızın bize ulaşmaları konusunda sorun yaşamamaları için çalışıyoruz dedi. Büyükerşen, virüs tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya dek sosyal mesafe kuralına dikkat ederek maske takmayı ihmal etmeyelim mesajı da verdi. Kriz masası aracılığıyla kuru erzak ve sıcak yemek taleplerinin alınmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Büyükerşen, ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerinin de altını çizdi. Evet, Büyükşehir Belediyesi bir yandan kriz masası aracılığıyla vatandaşların ihtiyaçlarını giderirken diğer yandan da çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda tramvay hemzemin geçitlerini asfaltlayan ekipler trafik akışının yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda sıcak asfalt çalışmalarına da devam ettirdi. Krizi fırsata çevirerek planlanan çalışmaları daha hızlı gerçekleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve kavşaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.
geçtiğimiz hafta 2. Arabacılar Bulvarı'nda Eskin'in yağmur suyu ızgaralarını yenilemesinin ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de bu hafta cadde üzerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bu bölgedeki çalışmaların yanı sıra Eğitimciler Caddesi ve Sevinç Caddesi'nde de sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz boyunca imkanlar ölçüsünde hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Tepebaşı Belediyesi de mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ederken ekipler son olarak Çamlıca Mahallesi'nde temizlik ve ot biçme çalışması yaptı. Tepebaşı Belediyesi ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yayı olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge ve yol yıkama aracı da görev yapmayı sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Çamlıca Mahallesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalledeki kaldırım ve yollar titizlikle temizlenirken yabani otlar da biçildi. Çamlıca sakinleri çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ederken Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontrollü normalleşme planı kapsamında alınan kararlar neticesinde 1 Haziran itibariyle yüzme havuzu kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda Afyonkarahisar'daki Gazlı Göl termalleri de kapılarını uzun süre sonra yeniden açıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle halkın yoğunluk oluşturacağı tüm mekanlar uzun süredir kapılarını kapatmak durumunda kaldı. Vaka sayısında yaşanan azalma nedeniyle artık normalleşme sürecine girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran itibariyle yüzme havuzu, kaplıca türü gibi işletmelerin belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Ve turizm tesisleri de kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Afyonkarahisar'daki Gazlı Göl termalleri de bu tesislerden biri. Gazlı Göl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Başaran, hamam ve havuzların belli standart şartlarına göre açılacağını ifade etti ve vatandaşlara da Sağlık Bakanlığı onaylı işletmeleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Tüm kuaför berberlerin açıldığı gibi hamam ve havuzlar da açılacak. Tabii belli standart şartlarla açılacaklar. Girişteki ateş kontrolü, içeriye girdikten sonra isim kayıt sistemi oluşturuluyor. Girdiği zaman eskisi gibi yoğun bir şekilde değil, belli metrekareleri, belli kişi alanları düşecek. Her yarım saatte bir buhar ve saunaların, hamamların temizlenme protokolleri var. O protokollerle daha maksimum seviyede hijyen kontrolüyle işletmeye devam edeceğiz. Kaplıca tercihlerinde mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı işletmeleri tercih etsinler. Kaplıcaya gelmeden önce aile hekimimize, doktorunuza başvurun. Sonuçta bu kaplıca tedavisi bir ilaç olarak düşünün, prospektüsünü, kullanım şartlarını uygun bir şekilde hareket etmekte fayda var. Bilecik'te dükkanının önündeki kaldırıma masa koymak için kalıp çakma suretiyle dökülmüş beton tabaka belediye ekiplerince kırılırken izni olmayan esnafa da ceza kesildi. Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bir iş yeri sahibi dükkanının önüne beton kalıpları çakması üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Ekipler tarafından uyarılan iş yeri sahibi zabıtaların uyarılarına aldırış etmeden tahtadan çakılmış kalıpların içerisine beton döktürdü. Bunun üzerine zabıta ekipleri iş yerine gelerek gerekli tespitleri yaptı. Ardından Bilecik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen beton söküldü. İş yeri sahibine ceza yazıldı. Öte yandan yapılan kırım sırasında zarar gören kaldırım taşı olursa iş yeri sahibi tarafından veya belediye tarafından yapılarak ücretinin iş yerinden tahsil edileceği açıklandı. Bilecik'te yaşayan 84 yaşındaki Hasan amca 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'da akrabalarını aramaya gitti. Burada bir akrabasını bulan yaşlı adam herkesi Türkiye'ye davet etti.
Hasan Gün 84 yaşında, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşıyor. Hasan amca 1,5 asır sonra dedeleri için harekete geçti ve oğluyla birlikte 1877 yılında Osmanlı-Rus harbinden Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan dede topraklarında akrabalarını aramak için Bulgaristan'a gitti. Ufak çocukluğumdan beri Bulgaristan'a gitmeye içimden geliyordu. Oğlumu aldım, Bulgaristan'a gittim. Bulgaristan'daki köyümüzün adı Haydarköy. O köye gittik, bulduk. Oğlumu da götürdüm. Oranın imamı benim akrabam çıktı. 140 sene sonra bu akrabalığı tazeledik. Hasan amca dede topraklarında kapı kapı dolaşarak akrabalarına ulaşmaya çalıştı ve bir akrabasını buldu. Akrabalık tazelendi, mutluluk zirveye ulaştı. Deyim yerindeyse Hasan amcanın hasreti vuslat oldu. Hasan amca ömrü yettiğince yeniden Bulgaristan'a giderek akraba ilişkilerini yaşatacağını ifade etti ve herkesi Türkiye'ye davet etti. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Her yeni bir gün güzel haberler sizlerle birlikte olsun. Sevgiyle ve sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.